Seda Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler siz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederiz. Büyük hoş keyifte, geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bu keyifli röportaja öncelikle Seda Hanım'ı tanıyarak başlayalım böyle kısaca. Tabii. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmak. Seda Bostancı, 94 Bursa doğumluyum. Evet. Yaklaşık 7 yıldır sektördeyim. 7 yıl. Evet, 7 yıldır. Evet, çok da güzel bir konsept oluşmuş burada. Evet, Bursa'da ilk oldu aslında. Hatta Türkiye'nin de en büyüğü diyebiliriz tırnak merkezi bu konuda, olarak. Tırnak merkezi olarak evet, bu konseptle sanırım teksiniz. Tekiz. 81 vilayette. Bu da ciddi evet, bir tekiz. Başarı. Aslında franchise bir markayız. Bodrum, İzmir'de 3 şubemiz var, Samsun'da var. Bursa'da biz varız, İstanbul'da çok yakında. Çok yakında İstanbul'da evet. Da inşallah diyelim. Yani İstanbul kadınları çok şanslı olacak sanırım evet. Bu konuda. Şimdi bu keyifleri biraz tanımak istiyorum ben Seda Hanım sizlerden. Tabii ki. Neler yapıyoruz burada? Burada manikür yapıyoruz, pedikür, protez, tırnak, kirpik, lifting, kalıcı makyaj, lazer epilasyon ve yeni gelen çok güzel bir cihazımız var. MS Shape. Kas yaparken aynı zamanda yağ yakıyoruz. Bu da Bursa'da şu anda tek diyebiliriz. Biraz açabilir miyiz bu cihazları? Çünkü çok önemli bir konu aslında bu. Cihazların mantığı evet. Aslında lazer epilasyonda da çok iddialıyız. İki seanstan sonra aslında çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Bu çok büyük bir başarı. MS Shape'de yaklaşık iki seanstan, üç seanstan sonra ciddi incelmeler sağlıyoruz. Kas yaparken veya yıkıyoruz. Yani yatarken aslında 3000 bekik çekmiş kadar bir kas enerjisi elektromanyetik dalgayla incelme evet. Sağlıyoruz. Zor bir iş yapıyorsunuz Seda Hanım. Hizmet sektöründesiniz ve yapılabilecek bir hata gerçekten çok ciddi sonuçlar da doğurabilir. Burada hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Evet. Bu istikrarın sebebi. Önceliğimiz kesinlikle hijyen. Pandemiden önce de biz maske, eldiven, bütün zaten sağlık koşullarına dikkat ediyorduk. Şu anda pandemiden dolayı çarpı iki dikkat ediyoruz. Evet. Önceliğimiz hijyen, sonrasında tabii ki herkesi mutlu etmek, buradan mutlu göndermek. Bu çok farklı bir keyif değil mi? Kesinlikle. İnsanlara size teşekkür etmesi. Evet, yani böyle herkes tırnaklarına bakarak çıktığında biz daha çok mutlu oluyoruz. Kesinlikle. Çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Çok bence seviyorum, bir başarınızın evet. Sırrı bu. Biraz evet. Röportajdan önce sohbet ettik sizinle. Ve bu başarının arkasında çok ciddi bir uzman kadrosu var. Evet, yani alanlarında hep uzman arkadaşlar. Alanlarında çok ciddi, evet, uzmanlar, 20 yıllık, 10 yıllık böyle arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız. O anlamda evet. Gerçekten çok şanslıyız. 2 yıldır bizimle birlikte devam eden arkadaşlarımız da var. O ne güzel. Evet. Böyle bir hedeflediğiniz yerde misiniz? Peki şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman. Kesinlikle evet. Ya da bundan sonra hedef ve projelerde neler olacak Seda Hanım? Aslında evet, hedeflediğimiz yerdeyiz. Çok güzel gidiyoruz. Ama tabii ki her geçen gün teknoloji, farklı şeyler her geçen gün değişiyor. Yani bunlara ayak uydurmak zaten sürekli takipteyiz. Yani Ar-Ge'niz çok güçlü bu noktada. Evet, franchise olduğumuz için de daha güçlü. Araştırmak lazım, geliştirmek lazım. Evet. Çünkü her şey burada insanların mutluluğu için. Kesinlikle. Finale baktığımız zaman da ne hedef bitecek ne hayal aslında. Yaşam boyu devam edecek yani bu. Evet. Peki Seda Hanım, buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Hı hı. 2019 yılından beri yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da yenilik için elimizden geleni, sizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi takipte kalın. Herkesi de davet edelim buraya. En azından bu keyifli yeri görürler. Evet, bir çay kahve içerler. Evet, çay kahve bekleriz. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size Seda Hanım. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, hoşça kalın. Rica ederim.